Herkese merhaba arkadaşlar. Wolf Army kanalına hoş geldiniz. Wolf diyorum. Bağımsız sohbetin 9. bölümünde sanırım. Oldu herhalde. Biraz yavaş gidiyor ama. Aynen yavaş gidiyor ama oluyor. Aynen biz mekan buldukça, yer buldukça çekim yapmaya, sizlerin karşısına çıkmaya devam ediyoruz. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Hikmet Karaman'la giriş. Evet hocam. Yeni sezon, yeni mekan. Aynen. Bugünkü konuklarımı tanıtayım. Sağımda Murat Çetinkaya. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Solumda her zamanki gibi tribün yıllanmış ama bir halen yaşlandıramadığımız Fatih Dağlı. Ve inanır mısınız ikisi aynı yaşta. Büyük benden. Büyük tabii. Aynen. Evet abi. Konular ne? Konular şöyle. Güzel bir kortej yaptık. Güzel bir bütünlük, birliktelik sağladık. Belediye başkanımız da buna dahil oldu. İlk konumuz tabii ki tribün. Biz tribün için buradayız. Tribün konuşuyoruz. Tabii takım içi, şehrin takımla ilgili sorunlarla falan hepsine değinmeye çalışıyoruz elimizden geldikçe. Şöyle kısa bir özetleyeyim. Tekrar pas sana atayım. Kortejimiz, yürüyüşümüz çok güzel, çok ses getirdi. Cuma günü maçın olduğu günde konser var yine. Ücretsiz meydanda. Bütün halkı tekrar çağıralım. Bir önceki programda Çetin kardeşimiz bahsetti. Biz yine tekrarlayalım. Onun haricinde Galatasaray maçında tribünümüz eksiklerimiz yok muydu? Vardı. Ama güzeldi. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Daha ilerini yaptık. Ya ama bu sıcağa rağmen iyiydi. Tabii ki. Bu sıcağa rağmen sezonun ilk maçı. Kesinlikle. Her şeye rağmen güzel bir tribünümüz vardı. Oyuna da daha sonra gireriz. Murat ne dersen ne dersin, düşüncelerin nedir bilmiyorum. Nasıl abi kortej? Kortej bence şehrin bütünlüğü açısından zaten son dönemlerde bayağı bir iyiydik. Şehrin bütünlüğünü bir farklı takımlar açısından, yapılması açısından da daha güzeldi. Kortej bence bir bütünlük açısından da Kayserispor açısından da Kayserispor artık daha çok gönül verenler açısından da bence daha çok ses getirdi. Daha da iyiyiz. Sezonun başlangıcı da güzeldi. Ben çok memnundum. Genel anlamda da iyi bir ses getirdi zaten. Hem bizim kendi basınımızdan hem dış basın gayet memnun. Peki dış basın diyorsun da maça geçmeden önce. Evet. Dış basının biz maçta iken değil mi? Oluyor. Tabii, bütün tabii. Olaylar Twitter'da. Formayı test giydiğimin muhabbeti. Ya orada onun hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Kim orada, bu haberi kim yaydı biliyor musunuz bir de? Ya Twitter'da etkileşim kasmaya çalışan 3-5 tane bir gereksiz sayfalar var. Hani çocukların üstünden yok formayı ters çevirdin yok. Yani bizim olduğumuz tribünden yaklaşık baktığın zaman gözle görülür bir şekilde locasının atıp da normal tribünde çocuklar daha sayı formalı çocuklar vardı. Evet. Kimse de buna ses çıkartmadı ki bana şöyle yanlış. Bir emniyeti buna izin vermemesi gerekiyor. Hani çocuk şöyle, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var kardeşim. Şimdi sen Galatasaray formasında Fener gidip Fener tribüne, Beşiktaş tribüne o çocuğu gir, götürür müsün? Yok. Onlar kabul eder mi alır mı? Yok. Bir, emniyet. İki, ailenin, anne babanın, ebeveynlerin bir burada nasıl diyeyim, düşüncesizliği var. Ya tamam o da bizim, Galatasaray da bizim memleketimizin takımı eyvallah ama biz Kayseri sporluyuz. Burası Kayseri'nin statı. Git İstanbul'a veya deplasman tribününe git. İstediğini giy kardeşim. Kimse seni evet, engellemez. TFF'nin belirlediği bir sınırlama var değil mi? Tabii. Eğer bu formayı giyiniyorsan gideceğin tribün ve fiyatı belli. Tabii ki. Kontenjanı belli. Gideceksin. Orada destekleyeceksin takımı. Peki ayukalar bitmiyor. Ya o kadar güzel futbolu biz hani sevmek istiyoruz. Çağdaş Hoca çok güzel bir takım hazırlamış. O kadar eksiğe rağmen. Lakin abi maç bitti. 352'de oturuyoruz Gökhan'ın orada. Lig TV'nin şeyi düştü. Lig TV, hala Lig TV diyoruz. Beyinsport'un görüntüsü düştü. Kim abi o eyvah eyvah diyen? Eyvah eyvah diyen bizim maçı canlı karasal yayından Beyinsport'un herkese açık olan yayından. Normalde haber kalır ama maçta canlı yayını aktarıyorlar karşıdan izleyerek. Raşit Altun denen gazeteci bir arkadaş, nasıl gazeteciyse bilmiyorum da
son dakika 90+7-8 Ramazan'ın girdiği pozisyonda eyvah diyor. Keşke yani ataydı da, keşke ataydı da sanki girseydi. AYK golü atıyor, ne bileyim sanki Panathinaikos böyle, ne bileyim Rum takımı mı, Yunan takımı bu, eyvah falan yani hiç yakışılmıyor. Gerçi biz Anadolu kulüpleri olarak birlikte lig olmadığımız sürece bunlar eyvah da der, lan 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 aman atıyorlar da der, aman yemiyek de der, her şeyleri ama sporda da görüyoruz aynısını. Sadece beyin sport için özelinde değil ya, bu A sporda da görüyoruz aynısını. Koyuyorlar öyle bir amigo. Tabii canım, onlar tribündeki amigo farklı, şeydeki amigo farklı. TV kanalında tabii, amigoları farklı. Peki, başlık başlık gidelim. Hızlı hızlı gidelim istiyorum bugün. O kadar güzel oyun. Oyun planı çok iyiydi bu arada. Çağdaş Hoca'nın hakkını verelim. Kesinlikle, geçişler 10 numara. Pozisyon hiç kimse, yapalım. Evet, hiç kimse sırıtmadı, ezilmedik. Son şampiyonluğa karşı. Şöyle de gideyim, kimse de şey demez yani. Kayseri Spor yata yata bir puan aldı. Mesela şey vardır ya, bir tabir vardır ya. Mourinho otobüsü çekti falan, tırı yanaştırdı falan. O tarz bir oyun da değil yani. Bilinçli, akıllı, önce... Şimdi karşında da kardeşim, Türkiye Ligi kuruldu kurulalı en yüksek piyasa değerleri çıkmış bir takım var. Sev sevme. Kayseri Spor değerinde haberin var mı? 22 falan da yani. 20.5 yani. Hemen 220 falan. Çarpı 10. 10. Çarpı 10. 20 nokta. Değil mi? 250 milyon euro. Karşı tarafta 200 milyon euro. Ama futbol 250 milyon euro. 11 yürekli insan da oynanıyor kardeşim. Kesinlikle. Bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Peki, tahta açılacak mı? Tahtadan sonra bu devlet bağlı bu. Aynen. Ya şöyle, şimdi ilk önce ben şunu da söyleyeyim. Şimdi Çağdaş Hoca'nın ilk sezonu açıldığında ben şimdiye kadar işte daha önce de senelerde gördük. Yani daha önceki senelerden ziyade son 3 sezonda belki tamam sıkıntılar yaşadık ama 3 sezon öncesinde veya son 2-3 sezon öncesinde sezon açılışlarında ilk defa ben ya şöyle canlı izlediğim maçlarda televizyonda izledik. Orada da izledik. İlk defa ben bu kadar hazır gerçekten Çağdaş Hoca takımı hem sezon açılışlarında hem Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmış ve kondisyon anlamında da fazlasıyla ben takımı gerçekten iyi gördüm. Takım çok iyi, çok diriydi. Ya Kemen hele bir soldan aldı gitti, yıkıldı. Tabii tabii. Tamam. Ramazan'ın bitiremediği. Evet, pozisyon. Aynen. Aynen. Şimdi şeyi hatırlıyorum. Mendez miydi? 2 sene önceki ilk yarı maçlarını hatırlıyorum. Açılış maçlarını. 3 sene önceki açılış maçlarını hatırlıyorum. Kondisyon olarak tabii. Tabii. Koşulmaz sonra biterdik. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve ikinci su molası da sonra noktası abi. Bu takım bir ne yüksek irtifa RGS'li bir kamp yaşadı. Aynen. Ne işte eskiden hatırlarsınız Avusturya kampımız olurdu. İşte ne bileyim farklı bir yere giderdik. Aynen. Öyle bir şey yok. Tesislerde bu takım hazırlık maçlarını orada yaptı. Bütün hazırlığı orada yaptı. Evet. Ona rağmen kondisyonumuz bu şekilde. Ha. Şöyle bir parantez açayım, inşallah Galatasaray maçı değil hani futbolcağız, önümüzde iki tane İstanbul ve Samsun maçı var. İki maçı dışarıda İstanbul, içeride Samsun, kazandığında 3 maç 7 puan yapıyorsun. Çok bunu, iyi başarmış. Bunu sezon başlamadan birine de 3 maç 7 puan maça çıkmıyorsun, kabul eder abi. Evet, kesinlikle. Kime de? Kayseri Sporlu. Bu bizim canlı oyunu. Tabii canım hemen, çalışır da kabul eder hemen ya. Ben 9 yazıyorum arkadaş demez yani. Evet. Kesinlikle. Kabul eder ya. Kesinlikle. Katılıyorum. Peki maçta kalan bir anekdot var mı aklınızda? Maçta kalan anekdot, ben 90+8'de Ramazan'ın yani göğsümle mi vurayım, kontrol mü edeyim, ayağımın içiyle mi vurayım, bu işte Raşit Altunbel'in gazetecinin eyvah çektiği pozisyon. Ve daha bunun öncesinde de çok son toplarda olgunlaştıramadığımız gerçekten gol pozisyonlarımız var. Gerçekten hoca dersleri çok iyi çalışmış. Bir kere daha tebrik ederim, teşekkür ederim Çağdaş Hoca'ya. Bizden bir ya, yani gerçekten bizden. Maç sonu gördük, gözyaşlarını da gördük. Ne kadar bizi sahiplendiğini, ne kadar bizim ondan hiçbir farkımız olmadığını bize yansıttı hoca. Allah razı olsun, işini dört elle yapıyor. Bize de düşen nedir? Hocaya destek olmak. Evet. Ve bu tahtayı açıp hocaya uzun vadede, gerçekten uzun vadede bir sözleşme imzalayıp 4-5 yıl, 6 yıl, 7 yıl içinde kafalar sürekli kafayı oynayan bir Kayseri Spor. Neden olmasın? Neden olmasın abi? Ya bu hocada bu potansiyel var. Biz bunu değerlendirelim. Ya zaten şu hocanın potansiyeliyle zaten taraftarı da bütünleştirdiğinde şehir de bütünleşiyor.
tahta konusunda da ya hoca illaki hocanın istediği bir doğrultuda ilerlediğine ben ya hoca şöyle gider böyle gider zaten dış basın sürekli üstünde. Ben hocanın bu potansiyeliyle devam edeceğini, tahtanın açılacağını da ben inanıyorum. Hani işte yönetiminde söylediğinleri var, açıklamalar var. İnşallah. Hocanın son duyumun ne abi? Son duyumum açılacak inşallah. Açılacak. Ya çok zor zaman herkes, açılacak. İşte yok ya şöyle salı perşembe işte genelde ticaret yapan adamlar işte ödeme ne zamandır? Salı perşembe, pazartesiler ödemeler olur. Peki dolandırıcılar cuma diyor. Cuma i̇şte, cuma'ya denk geldik abi. Cuma'ya denk geldik. Bugün çok güzel bir şey yaşadım esnaf ziyaretlerinde. Yıllardır tribüne gelen Kuzey Alta değil. Yıllardır Batı'da Kayseri Spor, ailece Kayseri Sporlular. İyi de ticaret yapan bir aile ondan sonra. Ne yaptın dedim, maça geldin mi dedim. Yok dedi ya, gelmedim dedi. Yıllar sonra, 8 sene sonra dedim, maça gelmedim dedi. Evde içimizi yedi dedi abisiyle beraber ondan sonra. Niye gitmedik diye mi? Niye gitmedik diye ondan sonra. Niye gelmedin dedim. Ya dedi, çok kızdınız dedi. Halen tahtanın aşılamaması, ondan sonra halen bir belirsizlik falan. Kendi kendimize de tepki koyduk dedi. Ama dedi, ihanet etmiş gibi hissediyorum dedi. Bizim her zamanki düşüncemiz o zaten. İhanet etmiş gibi hissediyorum dedi. Bugün de gideceğim dedi, alacağım dedi. Ya kombine alamayacağım ama dedi, gideceğim dedi. Hemen her maç tık 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 biletimi alır. Ya kombine kapandı mı bütün? Yok, kombine devam ediyor. O zaman bütün o kombinesini alır o. Şöyle bir durum var Uğur. Bizim Kayseri sporluluğumuz tahta açılmazsa bitecek mi? Veya biz kombinemizlikten bunu söyledik mi daha önceki yerde? Tekrar düşmeyelim de. Yani bizim sadece kombineye veya transfere bağlı bir Kayseri sporluluğumuz yok. Biz ligden de düştük. Doğru mu? Yaşadık. Hepimiz yaşadık. Buradaki herkes yaşadı. Kamera arkasındaki on binlerce kişi de yaşadı. İzleyici arkadaşlar da yaşadı yani. Bundan bütün Türkiye'ye sessin. Ondan sonra biz yine Kayseri Spor'dan vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz de. Amatöre düşsek hakkımızı çıkar, emekli mi olacağız? Yok, hayır. Çocuk yetiştiriyoruz. İnşallah ona Kayseri Spor'la aşılayıp miras olarak bırakabilirsek, beraber gidip bu şanlı armayı, bu güzel soylu kavgayı bir yerlere taşıyabilirsek ne mutlu bize. Bize küsmek yakışmaz abi. Bize Kayseri Spor'a küsmek yakışmaz ki Kayseri Spor o kadar kimsesiz kalmışken bizim de sırt dönmemiz bize de yakışmaz. Aynen. Konuyu şuraya bağlayacağım. O söylemden sonra, konuşmadan sonra, esnaf ziyaretinden sonra araba bindi de şunu aklımdan geçirdim. Abi Çağdaş Hoca istesek de istemesek de bunu kabul etseler de etmeseler de şehirli bir bağlayıcı bir rol üstleniyor. Tabii ki. Bir teknik direktörden ziyade tamam bir genel menajerlik yapıyor. Ondan sonra halkla ilişkisi 10 numara, taraftarla ilişkisi 10 numara, futbolcuyla ekibiyle olan ilişkisi 10 numara. Bu da ister istemez şehre yansıyor. Biz yıllardır 2010'dan 2012'den beri yani 10 senedir, 11 senedir özlem çektiğimiz, hasret çektiğimiz olay buydu. Evet, ve bunu tek bir insanın halledebilmesi, bu kadar profesyonel bir şekilde yapabilmesi benim gözlerimi dolduruyor. Onun ne kadar gözleri doluysa maç sonunda benim de gözüm buluyor. Sahiplendiğini hissediyorum. Maçın içerisinde bunda, buradan da selam etmek isterim Çetin'e. Maç bitti. Şahin hatırlıyor musun? Bir baktım Çetin'in gözleri dolmuş. Sanki Türkiye Kupası'nı kazandı. Yapıyor şöyle kırsından falan. Çok diyor falan. Ve ilk defa Çetin'i öyle gördüm. Ve Çetin sette şöyle bağırıyor. Arkadaşlar takımda kadroda 15 kişi var. 16. kişimiz yok. Ona göre ne olur? Tezahürat edelim. 10 kişi oynadı. 10 kişi oynadı. Ve bunun bilinciyle tezahürat etmek, bunun bilinciyle takımın arkasında durmak, tamam mı? Sorunları bilerek takımın arkasında durmak bambaşka bir durum. Niye diyeceksiniz? İzliyoruz. Konya tribünleri bu hafta protesto etti. Pankartlarını ters açtı aslında. Şimdi köy uzakta. Bakıyoruz bize şey gözüküyor. Lan ne sıkıntısı olabilir ki bu adamlar? Maddi sıkıntı yok. Kaynak sıkıntısı yok. Sponsor sıkıntısı yok. Borçlar yok. Borç sıkıntısı yok. Tamam mı? Neyin davası diye yapılıyor. Ben aklıma şu geçiyor. Diyorum ki ya keşke Tampanyar'a gitmeseydi, işte Kavranoviç gitmeseydi. Neye saklansaydı.
iyi oldu gittiği. Ondan sonra birkaç kişi daha gitmeseydi de. Tamam mı? Para kazansaydı da öyle gitseydi. Ya işte benim canım sıkıntı. Tamam mı? Ya hiçbir şey kazanmadı. Abi herkesin yeri dolar. Ben neyse aşemi topçu da değilim. Emrah Bastan iyi ki bir dolar. Asla. Ya kimleri gördük biz abi? Kimlerin yeri doldu? Mevzu o değil de keşke para kazansa. Yani şu yolda Mensah gibi bir topçu da. Aynen. Yani buradan Berna Hanım'a da selamlar yollayalım. 500 bin liraya Beşiktaş'a kiraladık. Koy satın alma opsiyonunu oraya koyabiliyorsan. Koyamadılar işte. Evet. Koyamadılar. Yani satardın yani. Parasını ödemedik. Ben kaç senedir, kaç senedir Beşiktaş'tan kazık yiyoruz. Bir gün bir Kayserili olarak bir gün acısını biz çıkartacağız. İnşallah. Baran inşallah onlara. Ya onlar mı? Onlar neyse. Da. Evet doğru söylüyorsun. Ama şunu söyleyeceğim size. Biraz da kapatalım. Ya içimden dedim ki keşke birkaç futbolcumuz gitmeseydi de. Transfer yasağını açmasaydık. Keşke. Nedeni çok şu. Abi çok iyi kenetleniyorsun. Tamam. Tamam. Evet psikolojimiz bozuk. Eşimize de yansıtıyoruz, arkadaşımıza. Lan otururken, Kayseri'de konuşurken bile birbirimizi gırtlaklayacağız. Geriliyoruz. Anlatabildim mi? Sohbet ediyorsun, ne yaptın, iyi misin, iyiyim, sen nasılsın? Ben deyip, ya ne olacak bu Kayserispor'un hali? Tahta açıldı mı? Şimdi birisi bana tahta açıldı mı diye sorduğunda içindeki uyanan sorun ne biliyor musun? Lan tahta açıldı da yine futbolcu transfer edeceğiz. Hadi ödeyemezsin. Bir 10 yıl daha yok abi. Şöyle. Geçen program yine söyledik. Bu yönetimin transferi yok. Ve haksız fesihi de yok. Şimdi bize gelen transferlerin yasağının, transfer yasağının hepsi karşıdan aldık git. Aldık git. Git. Ya, seni istemiyoruz git. Sözleşmesine baktım ben futbolcuyla anlatsaydım. Abi toptancıdan çulat almıyor ki ya. Gibi yani. İşte ödeme yapmışsın, çek vermişsin, karşılığı çıkmamış adamlar. Bütün adam da seni şikayet etmiş. Gayet doğal bu. Sen adamla anlaşıp gidecek işte Mustafa Beklemek, kampanya ara davranılmış, Mensah. Ya bak bu adamlarla hiçbir şeyimiz yok. Evet. Ama işte Hamburg Bulut'un dosyasını gördük. Ne kadar bir meblağ, evet. Şu kurda. Çok yüksek meblağ. Ya bu da şöyle aslında benim... Çok özür dilerim. Programdan önce kimi konuştuk ya? Hangi topçu konuştuk? Semih neydi? Aydilek. Aydilek. Ya orada hatırlıyorum ya çocuğu. Sol ayağı, uzun boylu. Tamam mı? Forvetti bu çocuk. Umut, işte Ümit Milli Takım'da diye aldık. Öyle öyle. Abi o topçuya da borcumuz olmasın ya. Ona da borcumuz varmış. Anlatabildim mi ya? Uçan uça diyor ya. Uçan uça var. Bir de şöyle bir enteresanlık var. Kaç dakikamız var Şahin? Teşekkürler. 4 dakika uzatma mı verdin? Sağ ol. Bir de ona değineyim ya. Okan Buruk 8 dakikaya itiraz ediyor. Maçta 2. yarı 8 dakika duracak. Ne oldu abi? Bana bir şey söylesin ya. Hiçbir şey olmadı. Ya adam itiraz etmek için var ya. Varoluşu itiraz etmek adamı. Abi enyemcilik başka öyle bir meslek. Alışmışlar kardeşim. Enyemcilik başka bir meslek. Bu adamların bak Beşiktaş, Fener, Galatasaray dikkat et hangisini oynarsak diğer iki takımın taraftarı hemen Kayserispor formasyonu geç bütün Anadolu için öyle. Bu adamlar ne istiyor biliyor musun? Ayrıcalık istiyorlar, adalet istemiyorlar. Bu adamlar bizi hakem İşte kartımızı bize kırmızı kartı göstermesin, penaltı versin. Rakip oynamasın. Aynen öyle. Tek amaçları bu. Adaletle Fener uzaktan yakından alakaları yok. Bak bu hafta Galatasaray oynadık, Fenerliler işte... Adamlar bizim yerimize tartışıyorlar lan. Taban girdi ya. Barış Alper. Barış Alper'in pozisyonunu... Baran'a girdi. Tabii tabii. Değil mi? Ya Baran'a yaptı. Baran'a ilk pozisyonda hak dedin, Baran'a da bundan tebrik edelim. O gördüğü sarı kart, sarı kartı öyle göreceksin. Yani o yaştaki topçunun onu yapması çok iyi. Öyle göreceksin. Lan ne bir bağ çağırdı, ne bir şey var yani, hiçbir uyarı yok. Kesinlikle. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Kesinlikle. Bilal oyun kuruyor, hakem koşarak gelmiş. Tamam mı? Belki canlı yayında yok o görüntü. Hakem koşarak gelmiş, sağa sola da oyun kurma diyor. Lan sana ne? Nasıl istiyorsa öyle kurar bu takım. Kardeşim Trabzon'dan bizim aramız açıldı. Evet. Dakika bir gol yedik. Uğurcan Çakır'dan arkadaş 95 dakika oyunu soğuttu. Aynen. Emrah Baştan son gol atana kadar, ayaksız Emrah Baştan son gol atana kadar oyunu soğuttu bu adam. Bütün tribün Uğurcan'ı küfür etti. Aynen. Bütün tribün Uğurcan'a madde attı. Niye? Sen dakika bir de yapmaya başlarsan ya biz daha çok futboldan anlıyoruz yani. Sen kaleci olmuşsun ama ben de profesyonel taraftarım. Sen profesyonel futbolcuysan ya. Yani futbolu katledersin, alacağın cevap belli abi. Ya zaten orada şeyde de bir sıkıntı oldu. Kendi tribünleri de Uğurcan'a tepkiyi gösterdi. Sonra biz tepkiyi gösterince tüm Türkiye Uğurcan'ın bağrına bastı. Taraftarımız bunları unutmasın ha, diyordu. Aynen. Milli kalecisin sen bu. Böyle şey söylerim ya. Neyse abi.
Bitir. Cuma günü Kayseri'de büyük bir şenlik olacak. Şenliğin ana programı, ana maddesi şu arkadaşlar. Kayseri şehrine iki büyük sanatçı getiriyoruz. Ondan sonra sponsorlarımız sağ olsun. Bu konserden önce ve konser sırasında mesaj kampanyalarımız olacak. Mesaj kampanyalarının bütün taraftarlar elinden geldiğiyle mesaj atarsa Kayseri Spor'umuza destek vermiş olacağız. Böylelikle biz de elimize gelin desteği Kayseri Spor'umuza gerçekleşeceğiz. İnşallah Cuma günü müthiş bir kalabalık olacak. Kayseri'de 80 binler, 90 binler bekleniyor. Bence daha fazlası olur. Hak ediyor çünkü o sanatçılar. Ve haftaya inşallah İstanbul galibiyetiyle kapatırız. Buradan herkese bol selamlar. Allah'a emanet olun.